Ben rastgele hoş geldiniz. Serkan Akkoyun'la birlikte her zaman olduğu gibi rastgele de biraz gündemin nabzını tutacağız. Biraz futbol dışı sorulara bakacağız ama maalesef yan yana değiliz Serkan'cığımla. Serkan? Evet maalesef ama böyle olması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz duruma biraz uyum sağlamak için. Çok üzgün gibisin benimle yan yana olmadığın için. Ya böyle bir sandalyeyi aşağı yukarı indiren bir Ceyla yok. Soruları önünden çeken bir ben yokum. Senin içinde bu eksiklik. Masayı silen yok. Evet. Ne kadar rahat oldu böyle. Değil mi? Olsun. Ya inşallah bugünleri de atlatırız. Ya inşallah vallahi şaka bir yana. Yine bir araya geliriz. Şimdi formatla biraz oynadı tabii sevgili seyirciler. Normalde biz bir kavanozun içinden rejimimizi hazırladı, soruları çekiyorduk. Şimdi tam tersini yapacağız. Ben 7 soru hazırladım Serkan'a. Serkan da bana 7 soru hazırladı. Bunlar üzerinden bakalım değerlendirmelerimizi yapmaya çalışacağız. Tabii ki Serkan Team Ladies First biliyorsun her zaman olduğu gibi. Tabii ki. Birinci sorumla başlıyorum. Covid'le geçen yılımızı bir şarkıyla anlatacak olsan o şarkı ne olurdu? Aa, yine bir şarkılı soru. Yine güzel bir soru. Yine zorlanacağım bir alan. Covid'le geçen bu yolumuz bir şarkı olsaydı biraz böyle arabesk bir şarkı olurdu. O kesin. Valla bir çırpıda aklıma gelmiyor ama Allah herhalde bir... Bela. Yok abi. Bela değil mi? Şöyle... Abi Covid'e de okuyabilirsin artık yani. Evet, mahvettiniz. Geleceğe dair bir mesaj içermesi için tüm hepimiz için bir tek dileğim var, mutlu ol yeter şarkısıyla anlatmak isterdim. Çünkü artık şu olay bitsin ve bizim için mutlu olmayı diliyorum kurtulup. Ama sözünden değil de azıcık biraz söyleseydin hani o kısmını hiç değilse. Ama şey, bu şekilde uzaktanıza sesim tam bak nasıl utandı ya. Bak nasıl utandı. Dinleyicilerime sesim tam geçmeyeceği için şey yapmak istemedim. İyi yani. Hadi öyle olsun. İlk stüdyo yayınımızda bu şarkıyı söyledim. Asla vazgeçmem dediğin telefon uygulaması hangisi ve onu senin için vazgeçilmez kılan özellikleri neler? Instagram. WhatsApp. Ya bir kere WhatsApp'tan asla vazgeçemem yani imkanı yok ama birini uygulama seç. Dediğin... Efendim? Birini seç, diğerlerini kullanmayacaksın. Sadece WhatsApp biri. Seçerim. Yani günümün yani ayakta kaldığımın bayağı bir uzun zamanı WhatsApp'ta geçiyor Serkan. İmkansız hem iş akışı anlamında hem arkadaşlarımla konuşmak anlamında. Yani WhatsApp'tan telefon açmak, WhatsApp'tan görüntülü aramak. Ama WhatsApp'tan ses kaydı yollamak. Zaten ses kaydı meşhurdur zaten. Dakikalık bir de üşenmem yani. Ama tabii bu uygulamaların içerisinde WhatsApp girer mi acaba? Yani çünkü WhatsApp biraz da telefonun kendi uygulaması gibi bir hal aldı artık. Hmm. Ya kimse SMS kullanmıyor bence. Çok azdır ya da. Hatta şöyle diyebiliriz yani bir telefon sahibi olduğun anda otomatik olarak WhatsApp zaten var. Bence yok. Sen bu soruyu güncelliği WhatsApp dışında diye sormalıydın ama hata ettin. Ben de kolay cevabı verdim. Ama hala biliyorsun çevremizde WhatsApp kullanmayanlar var. Bunu bir tavır olarak sergileyenler var. Hiç denk gelmedim. Hiç bilmiyorum. Bizim çevremizde mi var? Şanslısın o zaman. Ozan Kabak Premier Lig'e gitmeli mi? Ozan Kabak Premier Lig'e giderse oynar. O net. Ama üst düzey bir takıma gitmesini isterim. Bunun için de bir tık geçiş aşaması lazım. Ya Bundesliga'da bir tık daha yukarıya oynayan takıma gitmeli bence şu anda. Ya da İtalya Serie A'ya gidip taktiksel olarak kendini geliştirip öyle Premier Lig'de Liverpool City gibi bir takıma gitmeli. Şu anda değil, 1,5-2 sezon sonra mutlaka gitmeli ki gidecektir de. Niye şu anda değil? Ya şu anda Ozan hem oyunu daha öğreniyor, taktik oyununu öğreniyor hem de fiziksel olarak bir hantallığı olduğunu düşünüyorum. Biraz Premier Lig'in oyun hızına göre yavaş kaldığını düşünüyorum. Çünkü Schalke'de çok geride bekleyen bir oyun oynuyor. İngiltere'de daha önde oynuyor defansif olarak da takımlar. O geçişi sağlaması için ya böyle Dortmund, Leipzig, Münih gibi bir takıma gidip Premier Lig'e gitmeli ya da Serie A'da biraz daha taktiksel olarak gelişmeli. Yani bir sezonluk bir şey var, farkı var.
Alalım sorunu Serkan'cığım. O zaman futboldan devam ediyorum ben de. Sence günümüzde Messi ve Ronaldo seviyesine çıkabilecek bir futbolcu var mı? Mbappe, Haaland ya da başka birisi? Haaland'ı aslında şöyle diyeyim. Dün akşamdan sonra dedim ki Serkan kesin Haaland'lı bir soru yazar. Senden nedense bekliyordum bir Haaland. Bu arada ben Haaland diyemiyorum ya. Haaland bence daha kibar oluyor. Yani sana öyle kolay geliyor. Onun böyle bir röportajı var. İsmin nasıl söyleniyor diye. O da Erling Haaland diyor. Ama siz nasıl istiyorsanız öyle söyleyebilirsiniz. Sıkıntı değil diyor. O yüzden sen Haaland dersen de sıkıntı olmaz yani onun için. Ya şöyle düşünüyorum. Messi ve Ronaldo seviyesine çıkabilecek bir futbolcu var mı derken bu kıyaslamayı yapacağımız futbolcu. Mesela hala da sen geçenlerde mesela Pele diyordun. Hala da Maradona konuşuyoruz ama o seviyeye çıkacak oyuncu var mı diye tartışmıyoruz aramızda. Yani Maradona başka biriydi, Pele başka biri, Messi öyle, Ronaldo da öyle. Yani yarın öbür gün bak Ronaldo seviyesine çıktı. Bak Messi ya da Zlatan seviyesine çıktı. Mı deriz yoksa o isimleri ayrı ayrı mı değerlendiririz? Ama tabii ki yani sen zaten soru içerisinde bir cevap da vermişsin. Yani Mbappe'si, Haaland'ı zaten ilk akla gelen isimler. Ama bakış açın ben de benzer düşünüyorum. Bunu, Ronaldo ve Messi sanırım bir seviyede kalacak ve onlar ayrı anılacak. Mbappe, Haaland da kendi seviyesini belirleyip onun üzerinden tartışılacak. Katılıyorum. Peki. Geçiyorum. Rezil olurum endişesiyle. Kimseyle paylaşmadığın bir hobin veya izlemekten hoşlandığın bir yapım. Yani böyle günümüzde guilty pleasure deniyor ya Serkan, evet. Senin guilty pleasure'ın ne diye. Öyle yazmak istemedim soruya. Yok açıkçası ya. Buna bir cevap vermek isterdim yayınımızın akışı mesela. Bizim var ya. Ya şöyle, yani düşünüyorum neden rezil olayım ki yani. Yani o benim, yani gerçekten yok. Hani izlediğim filmler zaten... Yani rezil doğru kelimemi orada bilmiyorum. Tam çevirisini yapamamış olabilirim. Yaparken hani şey gibi çok böyle maskülen birisindir ama Hello Kitty koleksiyonu yaparsın. Buna guilty pleasure derler de ben de gerçekten böyle bir şey düşünüyorum yok. Ya zaten izlediğim filmler çok seviyorum, çok komik dediğim filmler bazı kesimler tarafından böyle adlandırıldığı için bundan hiç bir şeyim yok. Buna cevap vermek istedim ama yok, yaptığın her şeyi açık açık pleasure olarak yapıyorum yani. Suçluluk memnuniyeti değil de direkt memnuniyet yapıyorum. Mesela bende var bir tane. Söyleyince guilty pleasure olmayacak belki. Bende şöyle bir hastalık var. Ben her türlü moda programını seyrediyorum. Yani içerik, süper. Yapım, kalite, hani aramıyorum, anladın mı ne demek istedim? Yani bir kanalda bir moda programı varsa %100 hakimimdir ona yani. Ama durduk yerde anlatmam. Yani konusu gelirse de söylüyorsun. O zaman tam guilty pleasure olmuyor. Söyleyemeyecek bir şey olması lazım. Evet. Bir kere söyledim çünkü. Bir kere söyledim. Erman Yaşar sormuştu. Bir kere öyle söyleyince artık açığa çıktı yani. Neyse. O yüzden daha da rahat oldum. Geliyor. Bak bunu iyi düşün. Bu çünkü gerçekten aklıma geldiğinde cevabını keyifle verebileceğin bir soru olduğunu düşünüyorum. Duyduğunda seni en çok şaşırtan bilgi. Ya bu her şeyle ilgili olabilir. Yani işte şey oluyor mesela balinaların 3 beyni var. Böyle çok absürt şeyler böyle hani. Aa bu nasıl olur ya, bu böyle miymiş dediğim. Bir tane geldi ama onu söyleyemem. Şimdi hepimiz merak ediyoruz. Lütfen yorumlara yazın. Asla Ceyla, söyleyemem yani. Onu söylesin. Hashtag söyle Ceyla Duyduzu. Çok şaşırtan bir bilgi. Çok enteresan bir soru. Sende kesin bunun bir cevabı var bunu sorduğuna göre. Ben bilemedim Serkan. Ya beni böyle çok ufak tefek şeyler şaşırtıyor. Ben günlerce Paul Gasol basketbolcu var ya. Mesela onu ben Paul Gasol zannediyordum. L var zannediyordum. Yokmuş. İlk onu bir gördüm.
böyle bir bildiğim her şeyi unutmuş gibi oldum. Büyük bir yanlışlık içerisindeymiş gibi. Nasıl olur? Bir de Büyük Ev Ablukada'yı ben film zannediyordum. O da müzik grubuymuş. Büyük Ev Ablukada. Bunu böyle bir korku macerası zannediyordum. Müzik grubuymuş. Ona da şaşırmıştım böyle. Şeyin işte Bartu Küçük Çağlayan'ın. Ben öyleymiş. Ben böyle bir macera filmi zannediyordum. İnsanlar onun için ünlü zannediyordum. Meğerse müzik grubuymuş. Valla gelmedi aklıma ama belki yayını çekimin sonuna kadar gelirse bu soruya dönerim. Bir tane daha söyleyeyim. Alex Ferguson'ın ilk sevgilisi Trent Alexander-Arnold'un babaannesiymiş. O yok. Bak şaşırdın şu an. Bu bilgi ya. Bu bilgiye nasıl sahip oldun? Kitabında yazıyor. Ay şey gibi. Hani babaanneyi hiç beklemiyordum. Yani bir yerden bir şey gelecek diye bekledim de. Babaannesi mi? Evet. Trent'in babaannesi yani... Ferguson'ın ilk sevgilisi. İlk sevgilisi bir de. İşte sana vay şaşırtan be. Bilgi bu oldu. Bak bu şaşırtan bir bilgi işte. Vallahi öyle. Neyse geçiyorum. Hazır mısın? Evet. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın genç kalecilerle yola devam edeceğini, kaleye kesinlikle transfer düşünmediğini açıkladı. Sen hocanın bu kararı ile ilgili ne düşünüyorsun? Destekliyorum. Doğru buluyorum bu kararını. Çünkü biz hep şunu eleştiriyoruz ya, yani gençlerle özellikle genç oyuncularla ilgili bir karar veriyoruz. Ama sonra onun arkasında durmuyoruz. 6 ay sonra da bu sefer diyoruz ki ya bu genç oyunculara niye şans vermediniz? 3 maç sonra geri çektiniz. Hayır. Bir şeye inandı Sergen Hoca. Doğrusuyla yanlışıyla inandığının arkasında duruyor. Sorumluluğunu alıyor. Aynı zamanda oyunculara da sorumluluk yüklüyor. Bir şekilde buradan birisi kazançlı çıkacak. Ya oyuncular beraberinde Sergen Hoca ya da bir şeyin mesajını vermiş olacak. Bakın böyle yaptık olmadı. Ama ortada bir tutarlı davranış var. Bu tutarlı davranış da bizim uzun yıllardır futbolda görmediğimiz bir tutarlılık. O yüzden ben memnunum ve doğru buluyorum bu kararın hocanı. O zaman geçtik. Geldi. Şimdi sen bana Covid süreciyle ilgili bir soru sormuştun. Şimdi ben de onun kontra hatamı yapıyorum. Maske ve dezenfektan dışında pandemiyle birlikte hayatına giren 3 şey olarak ne sayabilirsin? Kolonya sayabiliyor muyum? Dezenfektan dedim. Sayabiliriz kolonyayı. Çünkü kolonyayı dezenfektan bir inandığımız bir şey gibi kullanıyoruz böyle. İyi geleceğine evet, inandım. Evet ama yine yani alkol derecesi yüksek olan kolonyalar dezenfektan yerine de geçiyor. Evet, dolayısıyla sayalım. Yani gerçi hayatıma giren yani hep vardı aslında benim evimde. O meşhur bir markanın lavanta kolonyası vardır ya klasik böyle yıllardır evimden eksik olmayan bir şeydir zaten. Sadece bu kadar çok tüketmezdim. Doktor eldivenleri. Mutfağımda dururdu hani 40 yılın başı bir şey kullanmak için yemek yaparken falan. Ama şimdi böyle hani çok sık kullandığım bir şey haline geldi. Üçüncüyü düşünüyorum. Maske ve pandemiyle birlikte hayatına giren 3 şey. Ya mesela bu teknoloji. Hayır, bunu daha önce yaptık. Yapmadık mı? Mesela şey oldu ama, o da hayatıma girince, yani kapalı alanda birileriyle bulunmak istememe. Yani böyle bir fobi gibi yani, hani çok fazla durmak istememe. En yakın arkadaşım bile olsa. Geçen gün en yakın arkadaşlarımdan biri aradı, hatta geçen gün, bu sabah galiba. Buluşalım işte, çok özledim falan. Ya dedim, yani ben de seni çok özledim ama dedim yani hani... Hal böyleyken istersen hani bir sıra ara verelim arkadaşlığımıza. Biraz mesafe koyalım aramıza. Yalnız bu sabahı hatırlamaya çalışmam. Geçenlerde bir arkadaşım i̇şte vardı bu müydü? Sabah. Hayır dün müydü bu sabah mıydı onu hatırlayamadım. Çünkü dün de konuştuk da o yüzden. Ya o kartı ben bu sabah da tuttum. Yok senin böyle var ya dün ne yediğini hatırlamam. Bu sabahı da artık hatırlamam. O kadar ön belli. Ama çok insan olur ya. Ben hatırlıyorum. Yemek konusu ya bak şu an dün ne yediğimi hatırlıyorum ama mesela bir gün önce ne yedim desen biraz düşünürüm yani. Şu an hatırlamıyorum mesela iki gün önce ne yediğimi yani. Tamam seni daha fazla belleği zorlamayalım. Alışveriş yaptığımız o paketli ürünleri mesela silmek, yıkamak. Doğru söylüyorsun ben, evet. O çok sinir bozucu bir şey. Market
markete git gel, ay yok torbalar biraz beklesin, yok al onları dezenfekte et falan. Ay vallahi umarım bir an önce kurtuluruz. Geçiyorum. Gel. Sevdiğin bir dizi veya filmden bir alıntı. Sevdiğim bir dizi veya filmden alıntı. Kendi kalesine gol atınca hakemden korner bekleyen Ulvi. Geliş Aile dizisinden meşhur Ulvi repliklerinden birisi. Ben senden niyeyse bir Kurtlar Vadisi veya Ezel bekliyordum ya. Ya Ezel bende yok. Böyle bir algı mı oluşturdum bilmiyorum ama Ezel dizisi yok bende mu? Yok. Öyle izledim. Sen geçti. Olan bir algı değil. Herkes izledi Ezel'i ondan. İzledim ama yani Kurtlar Vadisi'nin biraz daha modernize hali değil mi? Bir ana kahraman var. Ameliyat oluyor. Yüzü de gitti değiştiriliyor. Donanımlı bir şey. Arkasında dayı var. Aslan Akbey karakteri gibi. Her şey sunulmuş falan yani. Çok orijinal bir karakter değil. Hikaye değil. Artı Monte Cristo kontrolünden zaten biraz daha. Biraz Kurtlar Vadisi. Biraz deli yürek. Ortaya keyifli. İyi bir oyunculuğu çıkmış dizide ama yani o dizi bende yok. Kurtlar Vadisi de gelmedi. Ya daha güncel şimdi geniş hali izlediğimiz için evde keyifle tekrar bölümlerini. O yüzden ilk o geldi aklıma. Acayip bir gülüyorum geniş haliye. Süper dizi. O zaman geçtik. Premier Lig'de Mourinho Tottenham'la şampiyon olabilir mi? Neden olmasın? Yani bence de soru yani bunu niye kırıyorsun? Belki ben olmaz senin için diyelim. Bana niye sinirleniyorsun? Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Benim Mourinho'ya ayrı bir hayranlığım var. Yani bunu konuşmuş muyduk daha önce? Hani o yüzden mi Mourinho'ya geldi konuşmuyorum. Geçen gün yine bir açıklaması vardı hayranlıkla izlediğim. Yani çok seviyorum ve dolayısıyla yani hem beğeniyorum hem yani beğeniyorum dediğim yani yani ne demek istediğimi anladın. Yani işte yani hocalığını beğeniyorum yani menajerliğini beğeniyorum. Hem de yaptığı açıklamaları çok beğeniyorum. Yani şimdi soluluğu bırakayım. Yanlış anlaşılacak ondan sonra. Dolayısıyla olabileceğini de düşünüyorum. Yani Premier Lig tabii Serkan sen daha iyi, daha detaylı bir şekilde anlatacaksındır. Çok farklı bir kulvar. Yani kimin ne yapacağı, sezonun nasıl biteceği, yani Liverpool sezonunu sayma. Yani her takımın güçlü olduğu aşağı yukarı, her takımın güçlü olduğu bir lig. Dolayısıyla yani bizden ve pek çok ligden de kendilerini böyle ayırıyorlar. Ama bence olabilir. Katılıyor musun söylediğime? Yani Premier Lig'de şampiyon olmak çok zor bir iş. Özellikle Liverpool'un belirlediği seviyeye çıkmak çok zor ama Manchester City'nin bu kadar tökezlediği ve Liverpool'un tam olarak eski gücüne erişemediği, o 5. vitese takamadığı bir dönemde Mourinho ve Tottenham birleşimi bir şeyler vaat ediyor. Olursa da şaşırmamış. Sevindim bu arada katılıyor olmana o kısmını ama şu kısmını da soracağım. Yani güçlü pek çok takımın var olabildiği bir lig. Yani mesela iki takımı ön plana çıkartmaktansa biz birkaç takım konuşabiliyoruz Premier Lig'de. Buna katılıyor musun? Ya şöyle Premier Lig takımları birçoğu özellikle büyük takımlar o 7-8 takım büyük 6 artı onları zorlayan Everton'ı, Wolverhampton'ı, Sheffield'ı oyunda son 1-2 sezonu değerlendirirsek büyük takımların oyunu çok açık ve belirli sistemler üzerinden oynuyorlar. Bunu yapınca da rakip takımların onları analiz etmesi daha kolay oluyor. Önlem almaları o kadar kolay oluyor mu bilemem ama analize çok açıklar. Ve mesela Burnley'nin 4-4-2'si Manchester City'ye sorun yaratabiliyor. Ya da Leicester'ın hücum oyunu Liverpool, Aston Villa Liverpool'a 7 tane atabiliyor. Bu analiz edilebilirlik, açıklık bütün takımları maça ortak ediyor. Sadece o işte 38 haftada belirli bir noktadan sonra şey açılıyor, fark açılıyor. Peki Liverpool için ne diyorsun bu sezon? Yani Liverpool bu işte hem sakatlık sıkıntısı, üzerine oyuncularının maçlara yansımasa da Covid pozitif çıkması ve onların antrenmana yansıması. Çünkü Liverpool çok iyi bir antrenman takımı.
sahada yaptıklarının %50'sini 60'ını antrenmanda yaptıktan sonra yansıtıyor. Etkilendi ama bence 2 haftadır ritmini buldu. Bundan sonra yine bir yenilgisiz bir seri şeklinde devam edecek gibi geliyor. Derim ve... Yakışmaz mı? Yakışmaz mıydı Ozan Kabak bir Liverpool'a? Bence zamanı var. Yakışır ama üzerine daha da oturacağı, o takım elbise, Liverpool takım elbisenin üzerine daha da oturacağı bir zaman gelecek. O zaman tamam, şimdi oldu diyeceğiz. Ama yolu oldu. Ya işte ama bazen bu yaşanan sakatlıklar başkaları için fırsatlar doğurur. Yani belki 2 sezon sonra düşünülen oyuncu birdenbire gündeme geliverir. Ki keza sezon başında da biliyorsun böyle bir şey olmuştu, hani Premier Lig'e mi gidiyor, Liverpool'a mı gidiyor diye. Yani Liverpool konusunda benim için rahat, çünkü Liverpool bir transfer yapacağı zaman o andan ziyade genel bir projeksiyon çiziyor. Alisson, Becker'i Roma'dan almadan önce Brezilya'da internasyoneldeyken scouting raporu çıkarmışlardı. Diego Jota'yı Klopp'un yardımcısı Linders Porto'da çalışırken raporlamıştı, arşivinde tutuyordu. Onlar doğru zamanı bekliyor. O yüzden Ozan doğru zaman geldiğinde ne olursa olsun Liverpool forması diğer. Geçtim. Süper Lig'de bu sezon en beğendiğin santraforlar. Alanya Spor'daki santrafor mu bilmiyorum ama forvetler, hücumcular diyelim. Alanya Spor'da Davidson. Bence gerçekten bir forvetin sahip olması gereken hemen her şeye sahip. Onun dışında kimi söyleyebilirim? Yani Davidson'u zaten bir forvet diye yazdım. Daha rahat olabilirsin. Evet, Davidson'u söyleyebilirim. Bunun dışında yani takımına yaptığı ya da yapmaya çalıştığı şeylerden yola çıkarak ben Larini'de, Beşiktaş'taki Larini'de belki ya çok iyi uçtu kaçtı değil ama net bir çaba görüyorum. Bir ofansif bir çaba görüyorum. Onun seviyesi içinde açıkçası takdir edilesi buluyorum. O yüzden Davidson tamam ama Larini'de bir alkış bende. Böyle. Benim sorum değil mi? Yani aslında şöyle bak konuya, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani normalde çok konuştuğumuz Başakşehir, yani çok konuştuğumuz takımların santraforlarını siz söylemiyorsun 9 hafta itibariyle. Veremediler performans, Fenerbahçe iyi oynuyor, gol sıkıntısı da çekmiyor ama Fenerbahçe'nin oyun yapısı da santraforlarına değil orta sahalarından gol yükünü taşıtıyor. O yüzden diyemiyoruz yani Samatta, Sisse ya da başka bir forvetten bahsedemiyoruz. Yusuf Yazıcı, bundan sonraki transferi sence nereye olur? Vallahi Yusuf Yazıcı her yere gitmeyi hak eden bir oyuncu ve bence Yusuf tercihini kendi yapacak. Birkaç ligden teklif olacak Yusuf'a. Yani Yusuf seçecek aralarından diye düşünüyorum. Çünkü bu performansla bu şekilde devam ettiği sürece yani Yusuf'u istememek bence daha acayip olan. Dolayısıyla pek çok ligden teklif gelecektir. Ha, herkesi bir Premier Lig'e yönlendirme şeyimiz var benim. Bir heyecanımız var ama herkes de oraya mı gitmeli? Yani hani bu da doğru olan mı? Bilmiyorum. Fakat tabii ki insanın gönlü hani şu anda en gözde lige gitmesi yönünde. Yani gönülden geç. Fakat tabii ki benim tahminim yani sadece Premier Lig'den değil pek çok ligden teklif alacağı yönünde. Özellikle İspanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den haberler çıkmaya başladı ama Premier Lig'in şey zaten Hollywood orası. Herkes orada görmek istiyor insan. En şaşalı orada çıktı. Futbolun Hollywood'u. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Süper Lig. Bu 5 ligi kalitelerine göre sıralar mısın? Tabii ki kalite deyince biraz zan altına düşebilirim ama kişisel zevklerimden yola çıkarak Serie A, tekrar söylüyorum, kaliteden kişisel zevklerimden yola çıkarak Serie A, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, 5.'si de Süper Lig mi? Süper Lig. Evet. Peki en çok izlediğin hangisi? Yani bu sezon başından itibaren Serie A. Süper Lig'den bile daha fazla. Evet, yani zaten hani programlarımın hani yaptığım içerikten dolayı zaten daha çok izlemem gerekiyor ama hani orada şeyi de izliyorum yani. Spezia, Udinese maçını da izliyorum.
Çünkü taktiksel olarak çok özel bir lig olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler öğrenebiliyorum, bir şeyler kapabilirim diye daha çok izliyorum. Premier Lig'de de bütün maçları izliyorum ama Premier Lig'i biraz atlayarak izliyorum. Böyle ilk 15 dakika, sonra işte yarım saat, böyle hani 90 dakikayı yarım saate düşürüyorum. Serie A'yı tam izliyorum. O zaman next. Evet, son soru gerçekten güzel bir kapanış olacak. Ceyda Büyükuzu'nun hayatı bir film olsaydı, başrolde onu kimin oynamasını isterdin? Of! Hangi rol mü? Hayır. Senin hayatının filmini yapıyorlar. Olmuş ya. Sen yapımcı geldi, ikimiz Ceylan'ın hayatını film yapacağız. Sen de izin istiyorlar. Hayatını seni kim oynasın? Söylüyorum. Evet. Sarah Jessica Parker. Hayda. Demek ki Hollywood'da yer çekiyor. Yer bekliyorum. Ben biraz daha Yeşilçam'ı bekletmiştim ama. Yeşilçam da söyleyebilirim. Yeşilçam da söylerim. Söyleyeyim. Ya böyle spikerliğe çok yakışacak bir yüz düşünüyorum. Ve aklıma Filiz Akın geliyor. Bir de sarışın diye tabii. Kendisi çok beğendiğim için. Filiz Akın. Olabilir yani. Sen? O zaman şöyle olur. Filiz Akın'ı bir burada çekeriz orijinalini. Sonra remake olarak Hollywood onun haklarını alıp Sarah Jessica Parker'ı oynayacak. Remake'ini çeker. Onu da çok beğeniyorum. Peki. Sende kim var? Söyle bakalım. Benim kendi hayatımın filmi olsa kim oynar? Oynamasını evet. İsterim. Evet. Düşünmedim açıkçası ya. Kim olabilir? Sen hep düşünürsün böyle soruları yazarken halbuki. Bunu hiç bana son soru olduğu için artık kapatırız diye düşünmüştüm. Kendime kimseyi düşünmemiştim. İyi hadi öyle olsun. Haftaya cevap verirsin. Tamam. Öyle yaparız. O zaman rastgeleyi noktalıyoruz. Böyle biraz uzaktan uzağa sevgili seyirciler. Bu ara böyle olacak ama inşallah yakın sürede rahata ereriz de yeniden o stüdyoda Serkan'la yan yana rastgeleyi çekiyor oluruz. Ağzına sağlık Serkan. Senin de kendine dikkat et bu arada. Evet, hepimiz kendimize dikkat edelim. Sevgili seyirciler, görüşmek üzere.